Efendim hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk Türk Mete. Kütüphaneciler Derneği'nin yeni bir webinarında yine birlikteyiz. Çok değerli konuklarımız var. Kahramanmaraş'tan çok değerli, çok saygın konuklarımız var. Onlarla güzel bir panel yapmayı düşünüyoruz. Ben panelistlerimizi davet etmeden önce Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı Sayın Ali Fuat Kartal'ın birkaç söz de olsa duygularını paylaşmasını rica edeceğim. Ondan sonra da Türk Kütüphaneciler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Sayın Bey'e de sözü vereceğim. Birkaç cümlede ondan alacağız. Ondan sonra panelimize devam edeceğiz. Buyurun Ali Fuat Bey. Merhabalar, herkese tekrar merhaba diyorum. Hoş geldiniz. Burada kıymetli meslektaşlarımız var. Daha önce Maraş Şubesi'nden Sadullah Bey'in katkılarıyla iki defa Maraş'a gittim. Maraş'ta gerçekten Maraş dediğimiz zaman zaten bir kültür şehri. Çok değerli ozanlar yetiştirmiş, şairleri var. Yani dünya çapında gerçekten ülkemizin yüz akı bir şehir. Kültürel anlamda gerçekten övgüye değer şairlerimiz, ozanlarımız var. Tabii şairler, ozanlar şehri olunca kültür de doğal olarak ön plana çıkıyor. Kültürün de ayrılmaz bir parçası olan kütüphaneleri bugün konuşacağız. Maraş Belediyesi'nin gerçekten takdire değer 20'nin üzerinde kütüphanesi var. Onları da ziyaret etmiştik. O anlamda Maraş Belediyesi'ni biz daha İkinci dönem bütün harfleri verdikten sonra problemlere geçeceğim. Aslında geçmeyi biliyorum ama bu sefer problemi sizin. Şu sesleri bir ayarlayabilsek iyi olacaktı. Sayın Başkan, ben buradaki kapatmaya çalışıyorum. Siz devam edin lütfen. Şimdi bizim Maraş ziyaretimizden sonra Maraş Belediyesi'nin özellikle bu sayıda kütüphanesi olması gerçekten Türkiye'nin birçok iline örnek bir şehir teşkil ediyor. Bu anlamda biz daha önce Türk Kütüphaneciler Derneği'nin yürütmüş olduğu Herkes İçin Kütüphane projesi kapsamında Maraş'taki kütüphanelerde çalışan meslektaşlarımızla bir araya geldik. Zaten onların o isteği ve arzusu üzerine Maraş'ta bir şube kuruldu. Sadullah da gerçekten özveriyle çalışıyor. Ben iki defa dediğim gibi Maraş'a gitmiştim. Hatta daha sonraki konuşmalarımızda ya da belediye başkanlarıyla görüşmelerimizde, il ziyaretlerinde Maraş'ı örnek olarak gösterdik. Yalnız daha önceki daire başkanımızla da görüşmemizde söyledim. Orada bence tek eksik olan Maraş Belediyesi'nde kütüphaneci bulunmayışı. Yani orada bir kütüphaneci meslektaşımızın istihdam edilmesi gerçekten son derece önemli. Oradaki eğitim sürecinde de bunu defalarca arkadaşlarımızla, daire başkanlarımızla görüştük, aktardık. Onlar da bu düşüncelerimize katılıyorlar. Umarım bir an önce bu eksiklik de giderilir. Böylece örnek bir şehir olur. Yine Maraş'ta çok sayıda 13 ilçemizde sanırım ilçe halk kütüphanemiz var. O kütüphanelerden iki tanesi şu anda kapalı. Müdürümüz burada. O konuda belki bir bilgi verir. Burada çok değerli meslektaşlarımız var. İl Halk Kütüphanesi'nde de çalışan. İşte Mehmet Başkan burada. Fatma Hanım yeni bir üniversite kuruldu. İnşallah o da bir an önce bir kampüse kavuşur. Yani ben üniversite deyince İnşallah. aklınıza kampüs geliyor. Ve tabii öncelikle de bu üniversitenin kütüphane kurulması. Hep duyuyoruz, kitaplarda okuyoruz, Avrupa'da işte diyoruz ki üniversite kurulmadan önce kütüphane kuruluyor. Bu eksikliklerimizi hep beraber gideririz. Herhalde Fatma Hanım da Mehmet Bey'le bu ilişkiler de önemli. Yani
Orada işte yıllardır bu görevi yapan Mehmet Bilmen var. Herhalde onunla ilişkileri var. Seyitan Bey'in işte kütüphanecileri var. Onlarla iletişim halinde. Bizde de her zaman, bizim orada şubemiz var. Biz de elimizden gelen her türlü desteği her zaman hem belediyeye hem diğer arkadaşlarımıza yardım için her zaman hazırız. Bir daha gerekirse iki defa, üç defa da Maraş'a geliriz. O gerçekten konukseverlikleri için de şimdi bütün burada arkadaşlarımı görüyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler Sayın. Çok teşekkürler, sağ olun. Efendim kısaca sözü Sadullah Kılıç Bey'e de vermek istiyorum. Sadullah Başkanım, buyurun. Merhaba. Öncelikle böyle bir yayını da sağladığınız için Kütüphaneciler Derneği Genel Merkezi'ne teşekkür ederim. Biz 2016-2015 yılında şubemizin çalışmalarını yaptık Herkes İçin Kütüphane Projesi'nin kapsamında. 2016'da resmi olarak kurduk. Biraz önce başkanımın da dediği gibi iki tane güzel akademisyen hocalarımızla birlikte burada birebir eğitim verdik. 2018 yılında da yine bölge semineri, Götensu ve Gün Işığı yayın değerli sponsorlarımız eşliğinde eğitim verdik. Daha öncesinde de güzel bir açılış yaptık. Ve şu anda da üniversite kütüphanesi, il halk kütüphanesi ve belediye kütüphaneleriyle birlikte yönetimdeki, yönetim kurulundaki orada görevli arkadaşlarla birlikte senkronize şekilde çalışıyoruz. Bugünkü programda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin işbirliğiyle, ortaklığıyla birlikte gerçekleştiriyoruz. Ben teşekkür ederim. Daha güzel programlarda ve sağlıklı, pandemiden sonraki sağlıklı günlerimizde de yüz yüze eğitimlerimize ve çalışmalarımıza devam ederiz. Teşekkürler Sayın. Çok teşekkürler Sadullah Başkanım. Efendim yavaş yavaş başlayalım istiyorum. Efendim ilk konuğumuz Sayın Duran Doğan. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Daire Başkanı. Buyurun Duran Bey. Herkese merhabalar. Sesim geliyor mu? Geliyor Duran Bey, buyurun. Peki, ben öncelikle Kütüphaneciler Derneği'ne bize bu imkanı tanıdığınız için sizlere, şahsınızda derneğin diğer çalışanlarına, üyelerine teşekkür ediyorum. Şu an grupta bulunan konuşmacı arkadaşlarımıza, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Seydihan Küçükdağlı Bey'e, Kahramanmaraş Süleyman Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Mehmet Bilmen Bey'e, yine yeni açılan üniversitemiz, İstiklal Üniversitemizin yine Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Fatma Aktuğ Hanım'a ve siz Emre Hasan Akbayrak Bey'e çok teşekkür ederim. Sen de bir şeyler yazabildin mi? Tüm grupta bizleri dinleyen dostlara saygı selamlarımı iletiyorum. Tabii ki siz de açılışta belirttiniz. Kahramanmaraş'ta kütüphanecilik konusunda ciddi bir mesafe aldığımızı ifade edebilirim. Özellikle bizim Büyükşehir Belediyesi olarak hem merkezde hem ilçelerimizde kütüphane hizmetlerimiz sürüyor. 26 tane okuma salonu ve kütüphane bir arada bu hizmeti sürdürüyoruz. Tabii ki pandemi sürecinde bu anlamda ciddi bir gerileme söz konusu oldu. Gerilemeden kastım insanlara ulaşım noktasında. Şimdi Cemal Süreyya'nın bir şiiri var. Onu nasıl bir duyguyla söyledi bilmiyorum. Nasıl bir his biliyor musun? O da çok geniş ama sığamıyorsun. Bak kapı orada ama çıkamıyorsun. Diye ifade ediyor Üstad. Şimdi pandemi sürecinde evet odamız çok geniş, memleketimiz, mekanlarımız çok geniş ama çıkamıyoruz. Dolayısıyla böyle bir ruh haliyle biz çalışmalarımızı bütün toplum olarak sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Bu süreçte çok zorlanıyoruz bu hizmeti görmekte. Biz Kahramanmaraş'ta 20'nin üstündeki belediye kütüphanelerinden söz etmek istiyorum. Kütüphanede hizmetlerimizi yine pandemi koşullarına bağlı olarak sürdürüyoruz.
daha önceki süreçte bizim 24 saat açık olan kütüphanemiz vardı. Sizler de belirttiniz az önce konuşmanızın başında. Kahramanmaraş hakikaten bir kültür ve edebiyat şehri. Önemli edebiyatçılar Türk edebiyatına yön vermiş, önemli edebiyatçılar bu şehirde yetiştiler. Hem ulusal hem uluslararası camiada karşılığı olan edebiyatçılar. Biz burayla ilgili farklı çalışmalar da yürütüyoruz. Bu yıl 2021 senesi için UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat temasıyla bir başvuru sürecinde biz başlatmış bulunduk şehirde. Bunlar hep birbirini besleyen şeyler olacak. Kütüphane hizmetleriyle ilgili olarak az önce sözün ettiğimiz kütüphanelerin üzerine biz bir çocuk ve bebek ve çocuk kütüphanesi kazandırmak istiyoruz. Bu noktada girişimlerimizi başlattık. Böyle bir çalışmamız olacak. Bu bir hazırlık aşaması aslında. Hazırlık sürecimiz sürdürüyoruz. Sonra tematik kütüphanelere ağırlık vermek istiyoruz biz bu süreçte. Yani pandeminin kendi içinde imkanlarımızı olabildiğince sunmak istiyoruz pandemi koşullarına bağlı olarak ama biz bu süreci altyapı ve yapısal bir takım değişiklikler noktasında da bir fırsata çevirmek istiyoruz. Bebek ve çocuk kütüphanesi ile ilgili böyle bir çalışmamız var. Bunun dışında tematik kütüphaneleri devreye koymak istiyoruz. Mesela bir şiir kütüphanesi düşüncemiz var. Yanı sıra bir sanat kütüphanesi düşüncemiz var. Kahramanmaraş'a kazandırmak istediğimiz. Tabii ki bunlar kolay olmayacak ama biz Kahramanmaraş bir kültür ve edebiyat şehri. Kahramanmaraş'a bu yakışır. Dolayısıyla biz bunu burada başarmak istiyoruz Allah kısmet ederse. Tabii ki şöyle bir şey daha var. Bu genel olarak sadece Kahramanmaraş'ın değil, genel olarak Türkiye'deki bütün kütüphanelerin sorunu. Kütüphaneler daha çok gençlerin, üniversitedeki gençlerin, lisedeki gençlerin sınav hazırlıkları yaptıkları mekan. Benim herhalde görüntüm yokmuş, öyle bir mesaj getirdi arkadaşlar. Duran Bey, evet, yani ben herhalde onu yapamadınız diye düşündüm. Sesinizi duyuyoruz, görüntümüz maalesef. Görüntüm yoksa ben sizleri görüyorum. Evet, yani sizin iPhone'unuzda aslında ekrana iki kere tıklayınca şey yapıyor ama program... Tamam, şimdi... Tamam, çok güzel. Tamam, buyurun. Tamam. Evet, şimdi görüntüyle birlikte devam edelim. Tabii ki kütüphanelerin mevcut kullanım şekliyle ilgili olarak daha çok işte gençlerin, insanların sınav hazırlıkları yaptıkları mekanlar olmaya başladı son dönemlerde. Evet. Şimdi kötü mü? Kötü değil ama sadece işte gençler gelirken koltuğunun altına test alıp gelmesi kütüphanelere, sadece test çözmeleri, kütüphaneden birçoğu kütüphanedeki kitaplara bakmıyor bile. Ders çalışıp gitmelerinin tam amacına matuf bir hizmet görmediği kanısı oluşturuyor bizde. Dolayısıyla burayla ilgili de bir takım çalışmalar yürütmek gerekiyor. Tabii ki imkanı olmayan vatandaşlar için, öğrenciler için okuma salonunda kullanılmasında bir sıkıntı yok ama bizim gelenekte de bildiğimiz kütüphaneler aslında insanların beslendikleri yerler, bilgi olarak beslendikleri yerlerdi. Buradan üretim yaptıkları yerlerdi. Böyle mekanlar olmasını istiyoruz kütüphanelerin. Ben mesela sadece Kahramanmaraş için değil, Ankara'da farklı şehirlere gittiğimde orada da İstanbul'da kütüphanelere bakıyorum. Hakikaten yarıdan fazlası ders çalışmaya gelen insanlarla dolu ve şöyle bir şey oluyor aslında. Ben mesela Ankara'da ziyaret ettiğim bir kütüphanede şöyle bir şey yaşadım. Bir salonda yaklaşık 8 tane genç var bir arada. İçinde liseden gençler de var, liseli, üniversiteli gençler de var.
8 kişi. Biraz sohbet ettik. Ne kadar süredir geliyorsunuz buraya dedim. Yaklaşık işte 5-6 aydır o salona gelip ders çalışıyorlar. Fakat birbiriyle hiç görüşmemişler, konuşmamışlar. Bir arada 7-8 kişi gelip sadece orada ders çalışıp gidiyorlar. Şimdi burayla ilgili bir takım tedbirler geliştirmemiz gerekir diye düşünüyorum ve bu maksatla biz tematik kütüphaneleri burada devreye koymak istiyoruz. İşte, Duran Hocam pardon, bir burada bir araya girebilir miyim? Buyurun başkan. Teşekkür ederim. Bu sizin söylediğiniz eksikliği biz Türk Kütüphaneciler Derneği olarak medyada da daha önceki toplantılarımızda belediye başkanlarımızı da kültür bakanlarımıza iletiyoruz. Ancak bunu herhalde burada şöyle bir şey, çocuklar mutlaka bir ihtiyaçları var ki kütüphaneye geliyorlar, ders çalışıyorlar. Ben de diyorum ki belediyelerimiz bu çocuklarımızın ders çalışabileceği bir ortam yaratsınlar. Yani ortam dediğim nedir? İşte aydınlık, masası olan, sandalyesi olan, internet bağlantısı olan bir mekan. Çocuklar da gelsin derslerini orada çalışsınlar. Kütüphaneleri de biz gerçek işleviyle kullanalım. Yani belki şimdi Seyitan Hocam konuşmasında ondan aynı şeyler onun için de geçerli. Sanırım burada belediyeler mi acaba bu işi görevi üstüne alması gerekiyor diye bir soru sorayım ben. Mutlaka zaten bizim kütüphanelerimizin belki de belediye olarak ilk açılış sürecinde biraz daha okuma salonu olarak başladı. Yani imkanı olmayan işte gençler için ders çalışmaya ders çalışma imkanı oluşturmak için açılmıştır. Sonra kitaplarla vesaire beslenerek kütüphaneye dönüştürülmüş mekanlar. Burada yani tamamen bir sorun olarak görmüyorum aslında. Şöyle bir imkan da sağlıyor bu bize. Geçen yılki verilerimiz bizim 2019 verilerimize göre kütüphanelerimize yaklaşık 711 bin insan girişi olmuş. Çok bunlar çok tekrar eden isimlerdir. Olabilir. Ama bu şunu gösteriyor. Kahramanmaraş 1 milyon 150 bin nüfusu bir şehir. Bu şehirde şehrin 1/4'ü neredeyse benim açtığım mekanlara girmişler, iltifat göstermişler. Kesinlikle. Burada eğer bir tedbir geliştiremediysem o sorumluluk ya da o suç benim tarafımda. Yani bu 711 bin sayının birçoğu mükerrerdir. Bunun farkındayım. Ama %10'u dahi ilk defa girmiş olsa, mükerrer olmamış olsa 70 bin sayısı muhteşem bir rakam bana göre. İnanılmaz güzel bir sayı, evet. Hatta %1'i bile muhteşem bir rakam. Bir şehir için bunlar çok önemli şeyler, çok ciddi şeyler. Hı hı. Yani zaten bunları oradan karşıda konuşanı bir taraf suçlama kastıyla söylemiyorum. Buna alternatif olarak biz şunu düşünüyoruz çözüm olaraktan. Tematik kütüphaneler. Yani bir şehir kütüphanesi bunlardan bir tanesi. Şehir kütüphanesi birisi. Sanat kütüphanesi birisi. Yani buraya üyelik sistemiyle aldıklarınızda insanları gerçekten insanlar sizin açtığınız mekanda oraya bıraktığınız kitaplardan yararlanmak için gelirler. Yani biz pandemi sürecini biraz böyle değerlendiriyoruz. Mekanlarımızın hepsi il hıfzı sıha kurulunun kararları doğrultusunda o belirlenen süre zarfında açık hizmet sunuyoruz. Burada pandemi ile mücadele şartlarına bağlı olarak her türlü dezenfektan imkanını sunuyoruz. Günlük olarak, iki günlük aralarla insanların kullandıkları mekanların hijyenini temizlenmesini sağlıyoruz. Girişlerde HES kodu uygulaması ile alım yapıyoruz. Sonra... Sayın Başkanım, bir şey sorabilir miyim burada? Diğer binalarda da karşılaşıyoruz. Diğer kütüphanelerimizde de oluyor. Zaman zaman böyle kullanıcılarla karşı karşıya kaldığınız olaylar oluyor mu? Yani işte bu kurallara uymak konusunda size zorluk çıkartanlar oluyor mu acaba? Yaşadınız mı öyle olaylar? Yok, bu konuda bize yansıyan herhangi bir şey olmadı. Hı-hı. Hiçbir şekilde insanlar zorluk çıkarmadılar. Zaten bizim kütüphanelerin belki %100'ü diyebilir müdavimleri var.
Çok güzel. Yani o özellikle pandemi sürecinde de oraya gelmiş olanlar müdavimler. Bizim doğru. Kütüphanelerdeki arkadaşlarla onlar biraz şey oldular, akraba gibi oldular. Evet. Yani tanıyorlar. Her gün mesela saat 8'de açılırken saat 10'a aldığımızda arkadaşlar şey dediler, biz eğer 10'da açarsak 2 saat tehir etmiş olursak 8'de o saatte gelen insanları 2 saat bekletemeyiz, nasıl yapalım dediler. 8'de gelirse alalım da hatırlatalım, sonraki gün onu alırız dedik. Yani çok güzel. Sabahın 8'inde sıraya giriyor insanlar. Çok güzel. Gelip oraya ders çalışma amacıyla ya da farklı amaçlarla. Mesela o 24 saat açık olan kültür merkezindeki, Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki kütüphanemiz şu süreçte 24 saat açık değil tabii ki. Orasının da böyle müdavimleri vardı. Biz bu süreci hem vatandaşlarımıza hem şehirlerimize hizmet götürme pandemi koşullarına bağlı olarak bu mücadele sürecine baltalamayacak şekilde bu hizmeti yürütüyor. Hem de altyapı ve iyileştirme çalışmalarını sürdürmeye çalışıyoruz. Burada bir şey daha ifade etmek isterim. Yani pandemiyle birlikte dijital kütüphanecilik, dijital üzerinden ulaşım, insanlara erişim de öne çıktı. Fakat dijital kütüphanecilik sistemi hakikaten çok pahalı. Bize bu hizmeti sunanların ben fiyat tekliflerini falan alıyorum, bakıyorum, inceliyoruz. Arkadaşlarla da istişare ediyoruz. Hakikaten çok pahalı sistemler. Yani belki yani bu süreçte bir pazarlama tekniği olarak düşünebilirim. Pahalı bir sistem olduğunu düşünüyorum ben. Yani buraya ilişkin de farklı alternatif çalışmaların herhalde yürütülmesi gerekir diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, bu konuda ben de uzun yıllardır hem üniversitelerde ve Türk Kütüphaneciler Derneği'nde görev aldığım için bu tarz elektronik kitap yayınlayan platformları sizlere yönlendirelim. Gerçekten dediğiniz gibi fiyat olarak pahalı gözükebilir ama bir belki çünkü Kahramanmaraş çok okuyan da bir kent. Yani böyle baktığımız zaman sizler çok güzel hizmetler sunuyorsunuz. Hani böyle platformları, böyle elektronik kitap platformlarını özellikle genç kuşağa sunuyor olmanız çok değerli olur. Dilerim ben uygun olan firmaları sizlere yönlendireyim ve biz de destek olalım Türk Kütüphaneciler Derneği olarak. Vatandaşlar buluşsun elektronik kitapla. Çünkü gerçekten bu süreç zor bir süreç. Hakikaten öyle. Bunu istiyoruz. Zaten hayatın diğer alanlarında olduğu gibi, diğer alışverişlerde dijital mecralar kullanılıyor. Yani %50 gibi oldu diyebiliriz. Tabii, tabii. Bu aynı şekilde yani kütüphanecilik hizmeti için de geçerli. Ama sistemin biraz daha uygun maliyetlerle karşılanabileceğini düşünüyorum. Bunu ifade etmek istedim. Yani bir de yıllık abonelikle ilerliyor. Yani bir yılda şu kadar para falan pahalı olduğunu düşünüyorum. O nedenle burada vurgulamak istedim. Daha uygun fiyatlara bu işler çözülebilir. Mesela pandemide ben bir şey daha biz yaptık. Belki burada ifade etmem gerekir. Alo Kitap uygulaması yaptı arkadaşlarımız. Yani şeylere, kitaplara erişim noktasında engelli olabilir, yaşlı olabilir vatandaşlarımız bizim arkadaşlara ulaştıklarında onlar hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması olan zamanlarda hemşehrilerimize kitaplarını ulaştırıyorlar, emanet bırakıyorlar, daha sonra da tekrar alıyorlar kitapları. Çok güzel. Ben Emre'cim bir şey söylemek buyurun Sayın Başkan. Öncelikle Ayşe Sıfıoğlu hocam da burada. Ona da bir merhaba diyeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Duran hocam gerçekten bir şey söylediniz. O çok önemli. Tematik kütüphane kurma konusu. Hakikaten Kahramanmaraş'ın
Bence olmazsa olmazı olacak ve çok ilgi çekeceğini söylüyorum. Çünkü konuşmamın başında da söylemiştim, bir kültür merkezi, ya Abraham Karakoç, ne bileyim işte Mahsuni, say sayabildiğin kadar dünya çapında insanlar var. Şimdi Seyit Han Hocam, müdürüm bilir, Kültür Bakanlığı'nda bilmiyorum sizin bilginiz var mı? Edebiyat müze kütüphaneleri var. Ona örnek ve gerçekten çok kurulduğu illerde çok ilgi çekiyor. O konsepte oradan da o örnekten de faydalanarak bunu yaparsanız biz de destek oluruz her konuda. Yani gerçekten çok Maraş'a yakışır diye düşünüyorum. Eyvallah, tamam. Teşekkür ederiz. Yapacağız Allah kısmet ederse. Bununla ilgili hem kararlarımızı aldık bu noktada. Tabii ki tasarım açısından en güzel nasıl bir sunum hazırlayabiliriz ona bakıyoruz. Mesela sizler Necip Fazıl Kültür Merkezi'ni biliyorsunuz. Oradaki kütüphane bölümümüzle ilgili olarak da biz bir iş tasarımını yeniden dizayn etmek istiyoruz orasının. Yani insanların severek gelebilecekleri, severek içinde vakit geçirebilecekleri bir mekan haline getirmek istiyoruz. Orasını. Belki gelip birebir kitap okumaz falan ama günümüzde o da bir ihtiyaç. En azından içinde kitap bulunan mekanlarda vakit geçirmesi çok değerli bir şey. Çok değerli. Ben, mesela yaşadığım evde kitapların sadece bir odada bulunmasını istemiyorum mesela. Yani oturduğumuz odada da olsun, başka alanlarda da olsun. Hep görelim, dokunalım. Bu benim açımdan böyle. Çünkü okumasanız bile onunla bir arada olma, yazarla bir arada olma, o kitaplarla bir arada olmanın farklı bir güzelliği var. Yani o mekanları biraz da o şekilde tasarlamak istiyoruz. Bunu Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde öyle bir düşüncemiz var. İnşallah 2021'in ilk 6 ayı içinde çok bambaşka bir mekan olacak orası. Çok teşekkürler Sayın Duran Başkanım. Gerçekten çok güzel bilgiler verdiniz. Zaten Kahramanmaraş'ın kitapla, kütüphaneyle herhangi bir sorunu olacağını hiç düşünmüyorum. Hiç aklıma getirmiyorum. Gayet güzel bu süreci de çok güzel ele almışsınız, yönetmişsiniz. Umarım 2021'de çok daha güzel işler yaparsınız. Ben kolaylıklar diliyorum. En sonunda da soruları alırız. Sağ olun. Efendim şimdi Sayın Seydihan Küçükdağlı, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü. Sayın Müdürüm, sizi beklettik. Kusura bakmayın. Ben sizden de kütüphanelerimiz ekseninde, Kahramanmaraş'taki kütüphanelerimiz ekseninde pandemi süreci nasıl yaşandı? İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak neler yaptık? Nasıl önlemler aldık? Onları duymak isteriz. Buyurun lütfen. Çok teşekkür ediyorum Sayın Akbayrak. Öncelikle TKDK Başkanı Ali Fuat Kartal Başkanımıza da merhaba diyorum. Genel Başkan olarak. Siz de Genel Başkan Yardımcısı olarak aslında tamam. Şu anda TKDK Kahramanmaraş'ta, öyle ifade etmek istiyorum. Doğru. Ben hocama, Fatma Hanım hocama, Mehmet Bilmen hocama, arkadaşlarımıza ve tüm kütüphaneci arkadaşlarımıza selamlar, sevgiler Kahramanmaraş'tan. Sağ ol. Şimdi Duran hocam konuşmaya başladı. Hocalara mikrofon verirseniz biraz blok ders ve kütüphane başkanı, üniversitemizin daire başkanı arkadaşlarımıza da biraz zor sıra gelecek gibi. Gerçi Fatma hocam da ben de hocayım diyor, bekliyorum diyor. Ben de özetleyeyim isterseniz. Tabii ki Kahramanmaraş'ta da tüm Türkiye'de, dünyada olduğu gibi önce insan ve önce insanın sağlığı noktasında bendenizin bu süreçte önemli makamları da ifade ettiği bir konu. Şu anda en büyük projenin sağlıkla, huzurla, huzur ile sükunete ve selamete ermek olduğunu ifade ediyorum. Yani kişinin kendinden başlayıp etrafıyla, aile efradıyla, personelleriyle, vatandaşla bir taraftan kamu hizmetini verecek, bir taraftan da tabii ki koruyacak, kollayacak. Bu olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Gerçekten ciddi bir süreçten geçiyoruz. Ve
kamu hizmeti de devam edecek. İnşallah kamu hizmetinin kutsallığından dolayı da zorunlu olan yani sorumluluklarımızın zorunluluğu içerisinde yaptığımız şeylerde inşallah tedbirleri de almak suretiyle sağlıkla bu süreçten geçeceğimizi umuyorum, ümit ediyorum. Temenni ve dua ediyorum. Şimdi tabii ki Büyükşehir Belediye'mize geçmiş yıllardan bu tarafa Kahramanmaraş Belediyesi olarak başlayıp 10 küsur yıl öncesinde ve 2005'te aslında Necip Fazıl Kültür Merkezi'nin tahsisiyle ve kütüphanenin tahsisiyle başlayan bir süreçte Büyükşehir Belediye'miz de bakanlığımıza ait 14 kütüphanenin yanı sıra, o zaman aslında bakanlığımızda da 14 kütüphane yoktu henüz belki Kahramanmaraş'ta. Çünkü Göksun, Elbistan, Göksun, Ekinözü, ilçe halk kütüphaneleri, Beyoğlu Mustafa Okumuş Halk Kütüphanesi, Gezici Kütüphane yenilenmek suretiyle bunlar sonradan açıldı bu süreç içerisinde. Ve bununla beraber özellikle Büyükşehir Belediye'mizin tekrar, yani belediyeler nezdinde diyeyim, ifade edeyim, şu anda az önce Duran Hocam 26 ifadesi kullandı. 26 semt kütüphanesi, halk kütüphanesi. Bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Suçlu Mahmut Üniversitesi'nde iki kütüphane mevcut diye biliyorum. Biri Avşar Kampüsü'nde, Merkez Kampüsü'nde. Biri de Bahçeliyeler Kampüsü'nde iki kütüphane mevcut. Tabii ki İstiklal Üniversitesi de hazır start, yani sadece tabancanın ateş etmesini bekliyor. Hemen kütüphane yeri belli olur olmaz. Fatma Hanım başkanımız bekliyor kütüphane açılması için. Şimdi Kahramanmaraş'ın kütüphane zenginliği var. Kahramanmaraş'ın değerli arkadaşlar, bu kütüphanelerin dışında, yani bakanlık kütüphaneleri, belediye kütüphaneleri dışında, üniversite kütüphaneleri dışında aslında özel kişilere ait de inanılmaz bir zengin kütüphane kültürü var. Yani her biri bir kütüphane olacak kişiler mevcut Kahramanmaraş'ta, kurum kuruluşlar mevcut. Buna da destek veriyoruz. Okullarımız açıyor, fabrikalarımız açıyor, yani kitaplıklar değil, kütüphaneler oluşturuyorlar bildiğiniz. Biz de elimizden geldiği kadar bütün buralara destek vermeye çalışıyoruz. Şimdi kütüphane olayı tabii ki şöyle önemli. Mekan olarak bahsetmek istiyorum. Kütüphanenin aslında mekan olarak kişi için, yani öğrenci için, halk için, vatandaş için, 7'den 70'e bay bayan herkes için hem bir ev ortamı olması, yani ev mekanı, rahat edebileceği bir mekan olması lazım. Hem de bir eğitim yuvası, okul ortamı olması lazım. Yani her ikisini de birlikte istihdam etmesi lazım aslında kütüphane. Çünkü kütüphaneler bir araştırma merkezi, inceleme araştırma merkezi. Kütüphaneler bir kültür merkezi. Kütüphaneler bir eğitim yuvası. Yani burada kişi, bizlerin hep ya herhalde Arif Fuat Kartal Başkanım, Sayın Akbayrak, sizler de aynı şekilde hep kütüphanelerden yetiştik. Yani evlerimizde imkan yok muydu? Vardı. Ama kütüphane ortamına gitmek başka bir şey. Çok haklısınız. Bendenizin belki de bir 3-4 yıl, 3-5 yıl önceki bir kütüphane haftasında birden üniversitemizdeki bir selamlama konuşmasında Mehmet Hocam, Mehmet Başkanım hatırlayacaktır. Kütüphane arsası ile ilgili bir söylemi ifade ederken ağzımdan o anda spontane çıkan bir cümle var. Dedim ki bir kütüphane için yer aramak, bulmak, tahsis etmek bir cami arsası kadar, arsası tahsis etmek kadar kutsaldır ifadesi. Çok değerli, çok değerli bu sözünüz. Evet, bunun da arkasında zaten inanmadığımız şeyleri ifade edemiyoruz, etmiyoruz. Bu bağlamda çok önemli. Ve uzatmayayım çünkü dedim ya hocalar devam edecektir. Pandemi sürecindeki durumdan bahsetmek istiyorum. Lütfen. Tabii ki dünya, sadece Türkiye değil dünya, bir sıkıntılı süreçten geçiyor. Ama bu süreçte çok şükür ben öyle inanıyorum, gözlemliyoruz ve görüyoruz, birlikte yaşıyoruz. Türkiye'de biz binlerce şükürler olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, himayesinde, başkanlığında tüm kurum kuruluşlarımızda, Sağlık Bakanlığımızın, İçişleri Bakanlığımızın çok özverili tespit, bilim kurullarının, akademik camianın,
birbiriyle istişare içerisinde iyi bir süreç geçtiğimizi, olağanüstü süreç geçtiğimizi ifade etmek istiyorum. Tedbirler önemli. Çünkü başarıya gitmek için, hayatı devam ettirmek için insan hayatındaki aslında ciddiyetle disiplin biliyorsunuz ki prensipler ve kurallardır. Biz tedbirimizi alacağız, akıllı olacağız, tedbirimizi alacağız, hizmetimize devam edeceğiz. Bu bağlamda tabii ki bakanlığımız nezdinde de işte bahsettiğim süreçle doğrultuda işte örnek veriyorum, mevzuatlar çerçevesinde diyelim. Yani kanundu, genelgeydi, yönetmelikti, tamim demektir. Genelge biliyorsunuz. Tamim de emir demektir. Bunları hızlı bir şekilde daha start verilir verilmez hayata geçirdik. Bu çok önemliydi. Başlangıçta Nisan Mayıs ayında biliyorsunuz ilk baskın sürecinde Mart'ın ortasına itibaren kapatıldı. Yani tamimle, genelgelerle kapatıldı. O süreçte de biz aslında talep aldık vatandaşlarımızdan. İlla kütüphaneye gelmek istiyorum diye. Hatta birkaç tanesini bizzat burada misafir ettim. Kütüphaneye bana kadar uğrayın. Buyurun çay kahve içelim. Çünkü vatandaş bazen direkt itiraf edemiyor. Yani onun ciddiyetine varamıyor. Halbuki biz onu başta onu korumak durumundayız. Muhafaza etmek durumundayız. Personellerimiz de muhafaza etmek durumundayız. Çünkü personel belki tedbirini alır, tedbirli şekilde gittiği geldiği nokta bellidir. Gidiş geliş şekli ve geliş gidiş yerleri bellidir. Ama düşünsenize her bir vatandaş bir yerden geliyor. Nereden geldi, kiminle geldi, hangi ortamdan geldi? Personel de muhafaza etmek durumundayız. Bu sebepten dolayı genelgelere, yani tamimlere direkt anında bakanlıktan gelen, genel müdürümüzden gelen, İçişleri Bakanlığı'ndan, valiliğimizden gelen hiç fark etmeksizin yerine getirdik. İşte sorular şuydu. Bu arada tabii ki genel başkanımıza ve genel başkanlarımıza teşekkür ettim. Özellikle Sadullah kardeşimize de, Kahramanmaraş Şube Başkanı genç kardeşimize de teşekkür ediyorum. Büyük bir heyecan ve muhabbetle bu programın organizasyonunda kendisini ortaya koydu. Çok tebrik ediyorum. Organizasyon işi önemlidir. Sadullah kardeşimizi tebrik ediyorum. Destekler nedeniyle Büyükşehir Belediye'mize, daire başkanımıza, Duran Hocam'a teşekkür ediyoruz. Şimdi sorular şuydu. İşte kütüphanelerde pandemi sürecinde neler yapıldı? Nasıl önlemler alındı? Hizmetler nasıl planlandı? Nelere öncelik verildi? Hangi ortamlarda çalışıldı? Kullanıcılardan en çok gelen talep ne oldu gibisinden ve kütüphaneciler ve yapılan veya çalışan personelin çalışma şartlarıyla ilgili bir kısım sorular vardı. Tabii 1 Haziran sonrasında yeni normal dediğimiz süreç içerisinde kısmen okuyucu hizmetlerine başladık. Ondan önceki süreçte dönüşümlü kütüphaneler kapalı haldeyken personelimizi sıkı bir dönüşüm çalışması içerisinde istihdam ettik. Sonrasında iyi bir planlamayla biliyorsunuz bunu herkes biliyor aslında %25 müsaade edildi. Yani ortamın büyüklüğüne, hacmine göre, fiziki kapasitesine göre 1/4 oranında, %25 oranında okuyucu kitlesinde müsaade edildi. Ama tüm tedbirleri alarak, yani ateş ölçerinden anında tüm kütüphanelerimize, bu arada genel müdürlüğümüze de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin her yerinde anında bu genelgeler doğrultusundaki araç gereçler de neyse, şimdi belediyecilikte biraz daha kolay çünkü yerelde hemen Başkan Bey'in talimatıyla burada yerine gelir. Ama genel müdürlükten tüm Türkiye'ye ulaşmak daha farklı bir zorluk belki. Ama bunu başardı bakanlığımız, kütüphaneler, emlak genel müdürlüğümüz. Dolayısıyla tekrar Sayın Bakanımıza ve genel müdürlük, genel müdürlerimizden itibaren tüm merkez teşkilatına teşekkür ediyorum. Dolayısıyla işte HES koduna kadar sorulara alınıyor. Tabii ki geçmişte aslında haftanın 7 gününde sabah 9'da gece 22 arasında hizmet veriyorduk kütüphanelerde. Bu süreçte şu anda hafta içi 5 gün yine genelge doğrultusunda saat 10'la yani sabah 10'la 16 arasında kütüphane hizmetleri, okuyucu hizmetleri devam ediyor. Şimdi bu bağlamda tabii ki ses bir yankı yaptı ama. Geliyor hocam, geliyor. Devam edelim. Hiçbir problem yok.
Şu anda aslında bizim kullanıcılarımızın hala en çok talebi mesai saatlerinde eskiye dönülmesini istiyorlar. Yani eskisi gibi daha uzun. Dedim ya işte TUS'a çalışan, üniversite sınavlarına çalışan arkadaşlarımız, işte başlangıçta ifade ettim, hem ev olarak, mekan olarak hem ev hem okul, bir eğitim merkezi, bir araştırma merkezi, bir kültür merkezi konsepti olması münasebetiyle kütüphanede kalmak istiyor aslında vatandaş. Ama tekrar ifade edeyim, biz bu genelgelere Cumhurbaşkanlığımızdan itibaren talimatla, Bakanlar Kurulu kararıyla tüm genelgelere tabi olmamızın sebebi tabii ki vatandaşımız da onların sağlığını, onların geleceğini, onların huzurunu dikkate almak durumundayız. Bu çok önemli bir sorumluluk ve vebal olduğunu ifade etmek istiyorum. Yoksa biz sabaha kadar gene açarız, hiç problem değil ama havalandırılacak, hijyene, işte dezenfekteye dikkat edilecek, temizliğe dikkat edilecek, işte maske mesafe kuralına hepimiz riayet etmek durumundayız. Tabiri caizse öyle bir noktadayız ki kendi kendimizden çekiniyoruz. Elimizde elimizi değdirmeye imtina ediyoruz. Yani bu aslında çok ciddi bir algılayabilirsek insan olarak hepimizde çok ciddi bir imtihan aslında. Kesinlikle haklısınız. Evladımızdan uzak duruyoruz. En yakın çok özlüyoruz ama sevdiğimiz için mesafe koyuyoruz. Çok bunların haklısınız. Önemli olduğunu vatandaşa izah etmek lazım. Biz hala eski mesai saatlerini isteseler de veyahut da farklı talepler olsa da bizzat birebir de iletişim kurmak, diyalog içerisinde olmak marifetiyle bunları gerçekleştiriyoruz. Şimdi tabii biz aslında bu süreçte kıymetli bir şeyler yaptık. Hatta çok ilginç, pandemi sürecinin ilk baskın sürecinde avare kalmayalım diye o Mart'ın ortasından Haziran'a kadar olan 2-2,5 aylık süreçte Afşin İlçe Halk Kütüphanemizin taşınması gerekiyordu. Yıllardır buna çok özen gösteriyorduk. Bu da bir fırsat oldu. Birinci sınıf çok yani 15 yıldız bir kütüphane meydana geldi. Bizzat işte teşhir tanzimine, demirbaşlarına, kitaplarına vesaire onu başardık. Yani Afşin İlçe Halk Kütüphanesi'ni uzun yıllardır ilçenin merkezine taşımaya çalışıyorduk. Afşin Belediye'mizle birlikte kültür ev olarak yapılan bir çok iyi bir bina vardı merkezde. Oranın tahsisini gerçekleştirmiştik. Teşhir tanzimini de bakanlığımızın desteğiyle iyi bir sıkı takiple birebir basketboldaki adam adama markaj gibi birinci sınıf bir kent kütüphanesi, ilçe kütüphanesi değil de kent kütüphanesi meydana geldi. Hayırlı olsun bu arada. Onu ifade edeyim. Hayırlı olsun gerçekten, evet. Türkyoğlu İlçe Halk Kütüphanesi'ni taşıdık. O kıymetli oldu. İyi bir şey oldu. Ekinoz İlçe Halk Kütüphanesi'ni tüm demirbaşlarında binanın bakanlığımızın desteğiyle binanın fiziki yenilenmesiyle beraber tüm demirbaşlarını yenilemiş olduk. Göksun İlçe Halk Kütüphanesi'ni yeni yerine taşıdık. Yine aynen demirbaşlarını yeniledik. Bunlar bize aslında bu süreçte belki de hem bir soluklanma hem de tabii ki biz fiziki mekanlarını, fiziki ortamlarını, demirbaşlarını, raflarını, masa sandalyelerini yani çağımızın işte cıvıl cıvıl o pırıl pırıl mefruşatıyla tefriş ederken bir taraftan da yine bakanlığımızın desteğiyle kitap koleksiyonlarımızı yeniledik. Yani iyi bir çalışmada öyle gerçekleştirildi. Ya bu süreci aslında belki de nasıl ifade edeyim bir fırsata çevirdik. Kütüphanelerin yenilenmesi, koleksiyonların. Krizi fırsata çevirdik. Arkadaşlarımıza da fırsat oldu diye düşünüyorum. Evet. Birkaç şey daha ifade etmek istiyorum. Süreye bakıyorum daha Duran Hocam'ın konuştuğunun yarısı kadar olmadı konuşmam. buyurun. Ama uzatmayacağım çünkü arkadaşlarımız bekliyor, onları dinlemek istiyorum. Ne alırsak o kar diye düşünüyorum. Sağ olun. Şöyle ifade etmek istiyorum. Bu arada yine bu süreçte örnek veriyorum ilçelerimizde, merkezde kurumların, okulların kütüphanelerini zenginleştirdik. Kitaplıklarını zenginleştirdik. Aslında bir şeyi daha fırsata çevirdik. Bendenize nasip oldu bu. Biraz evet... Okuma alışkanlığımızı tekrar okuma fırsatımız oldu. Zamanımızı değerlendirmek adına.
Hem de çok iyi oldu. Çünkü okumanın, bak burası çok önemli. Okumak aslında benden zaman zaman spor yapmakla bir kişinin günlük bir saat yürümesiyle bir saat zaman ayırarak kitap okumasının o kişinin hayatı için yani yaşam kalitesi için çok kıymetli olduğunu ifade ederim. Yani kesinlikle. Daha huzurlu olur, daha zinde olur, daha dinamik olur, daha verimli olur. Bir terapi aslında okumak. Yani okumak sadece bilgiyle donanmak değil, öğrenmek değil. Kişi için bir terapi aslında. Kesinlikle. Bir moladır, bir kendine gelmedir. Sonra hızımızı alamadık. Yayına hazır kitaplarımız vardı. İlk defa sizle burada paylaşmak nasip olsun. İşte onları kaleme almak nasip oldu. Oo, çok güzel. Çok şükür biri tamamlandı. Şimdi editör de inşallah değerli hocamızla edit ediyorlar. Diğerinin altyapı çalışmaları gerçekleşiyor. Yani hem kamu hizmetimize, çünkü sürekli çalışmaya alışmışız ya, duramıyoruz. Doğru. Kendi kendimizeyken bari en azından bir şeyler yapma şansı olsun. İnşallah bu da hayır olur diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi dedim ya, konuşursak çok şey var ama bazı notlar da var. İsterseniz biraz hem Mehmet Başkanım hem Fatma Hanım Başkanım, orada artık moderatör Sayın Akbayrak sizde. Şimdi bir taraftan iki üniversitenin bir hanımefendi başkanı var, bir de kıdemli başkanı var. Doğru yani diyorsunuz. Gerisine ben karışmam. İlk olarak ben önce başkan hanımı konuştururum bana kalırsa. Mehmet Hocam'dan izin alırım. Doğru diyorsunuz. Ama karışmıyorum. Söz sizde. Çok sağ teşekkür olsun. Ediyorum. Herhangi bir başkanım, Ali Fuat Kartal başkanım, şimdi, herhangi bir soru olursa muhakkak bekliyorum. Bu arada cezalısınız. Kahramanmaraş'a geldiniz de bekliyorum inşallah. Tamam. Zeytan Hocam. Mutlaka. Tamam. Emre Bey, sizi de bekliyorum. İnşallah. Geliriz. İnşallah. Şöyle öyle. Yani sizin o yaptığınız şeyler, o ilçe kütüphanelerin taşınması falan güzel. Biz bir basına da ben açıklama yapmıştım. Bu bakanlığın genelgelerine uyuyoruz dediniz. Ona uymaya devam edin. Çünkü gerçekten bize dernek olarak da bize çok talep geliyor. İşte kütüphane açılma sürelerinin uzatılması, bu konuda işte girişimleriniz olsun. Biz de diyoruz yani bu bir bilim kurulu var. Bilim kurulunun almış olduğu bir karar var. Evet. Tüm ülke ona uyması lazım. Yani bir tarafı kapatırken bir tarafı açıp kütüphanelerde iç içe olmak bunu yani resmen öbür tarafı baltalamak anlamına geliyor. Evet. O yüzden bu şeylere uyalım. Uymaya devam edelim. Evet, o zaman izninizle şöyle bir ayrıştırma yapmak istiyorum. Başkanım, STK sizsiniz. Siz uyduktan sonra biz kamu görevlisiyiz. Genelge demek tamim demektir. Tamim demek emir demektir. Bir uymayalım da o zaman görelim. Biz mecbur uymak durumundayız. Biz size teşekkür ediyoruz. Siz bize destek verin. Tabii ki. Çünkü asıl olan insan olmaktır. Öncelik insanadır. Öncelik insanın sağlığınadır. Biz insanı seviyoruz. Bizim hatta insanımız da daha çok seviyoruz. Hatta biz şunu söyledik. Dedik ki o kullanıcılara salonlarımızı kapatalım. Sadece kitap ödünç alma, alıp verme işleri devam etsin. Çünkü gerçekten öbür tarafta alınmış olan önlemlere biz bir yerde balta vuruyoruz. Kütüphaneler böyle iç içe olursa insanlar oradan oraya, demin siz de söylediniz, kimin nereden geldiğini bilmiyoruz. Evet. Yani o önemli yani. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun katılımınız ve desteğiniz için. Efendim ben Seyden Müdürüm'ün önerisine katılıyorum. Sanırım Mehmet Bilmem Başkanım da bana destek verir. Fatma Hanım'ı önce konuşturayım istiyorum. Evet. Evet, buyursun efendim. Fatma Hanım'a, değil mi Mehmet Başkanım? Evet evet, buyursun. Sıkıntı olmaz, sağ olun. Fatma Hanım'a sözü verelim. Fatma Hanım, yeni bir üniversitesiniz. Kahramanmaraş Üniversitesi. Neler yapıyorsunuz bu süreçte? Biraz önce yayın öncesi konuştuk. 2018-29 Aralık. Bugün de ikinci yaş gününüzü kutluyorsunuz değil mi? Evet. Neler yaptınız? Bu süreci nasıl geçirdiniz? Buyurun lütfen. Başkanım, teşekkür ediyorum. Öncelikle Seyden Müdürüme teveccühlerinden dolayı Mehmet Başkanıma da ayrıca teşekkür ederim. Çok değerli katılımcılar var. Ali Fuat Başkanımı tanımaktan ve sizi tanımaktan memnunum şu anda. Ama diğer katılımcılarla birebir diyalogda olduğum bir dönem yaşıyorum. Herkese sevgi, saygı, selamlarımı sunarak
başlamak istiyorum eğer izniniz olursa. Şimdi hoca, Seyda Müdürüm, hocalar çok konuşur dedi. Ben de edebiyat öğretmeniyim aslında. Konuşmayı da severim. Ancak buradaki en az tecrübeli kişi olarak. Ben bu webinarı kendim için bir seminer, bir ders gibi algıladığımdan dolayı az konuşmayı ama çok dinlemeyi tercih ediyorum. O yüzden kısaca bu başlangıç dönemimizde veya ben yeni göreve başladım. Üniversitemiz 2 yıl oldu ama benimki henüz 6-7 aylık bir süreç. Bugüne kadar yapılan şeylerden şöyle bahsetmek isterim izniniz olursa. Biz yeni kurulduğumuz için tabii adımlarımız bebek adımları işin açıkçası. Tam da pandemiye denk gelmiş olması biraz da bizim hızımızı düşürdü diyebilirim. Kitapla zaten hiçbir zaman aramıza, hani hep diyoruz ya sosyal mesafe. Evet, sosyal mesafemizi koruyalım ama kitapla aramıza mesafe koymayalım sloganıyla yola çıktık. İnşallah bunu da yapacağız ama öncelikli olarak bir üniversite için en önemli şeyin ben kütüphaneci olmak dışında bir vatandaş olarak kütüphane olduğunu, kitaplar olduğunu düşünüyorum. Bir mekan, mutlaka çok güzel bir mekanın kütüphane için uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü üniversitede okurken gitmeyi en çok sevdiğimiz yerler kafelerden sonra kütüphanelerdi. Orada vakit geçirmek bizim için gerçekten olağanüstü bir durumdu. Hatta ben Gazi Üniversitesi mezunuyum. Ama Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin yanında oturuyorduk. Siyasal Bilgilerin ve Hukuk Fakültesi'nin kütüphanelerine de gidiyorduk. Oradaki ortamı da, havayı da solumak için gerçekten orada geçirdiğimiz saatleri, dakikaları hiç unutmadık, hafızamıza kazındı. Öğrenci için kütüphane hem bilgi aldığı bir yer, hem ders çalıştığı bir yer, hem de sosyalleştiği bir yer. O yüzden bir bina oluşturulurken işte en ergonomik, en rahat edeceğimiz, öğrencinin en rahat edeceği, orada kendini huzurlu ve rahat hissedeceği bir bina olması ve dizaynın ona göre yapılması gerekir. Biz de bu arayış içindeyiz şu anda. Bir kampüs yerimiz henüz yok ama inşallah olacak. Çeşitli çalışmalar var. 3 tane yer belirlendi. İnşallah kampüs yeri belirlendiği anda, rektörümüzün de böyle bir sözü var, öncelikle kütüphaneyi düşüneceğiz dedi. İnşallah hayata geçerken de aynı samimiyetle ve hissiyatla geçer. O yüzden bizim de bu sosyalleşmenin adımı olarak kütüphanelerimizin en iyi, kütüphanemizin en iyi şekilde olması için şu anda uğraşıyoruz işin açıkçası. Çünkü kütüphanecilik de aslında bir vazifeden ziyade bir gönül işi. Dolayısıyla kitap hayatımızın her yerinde, Duran Başkanım'ın dediği gibi evimizin bir köşesinde olmayacağı için, yani her odamızda, yatağımızın başucunda, hatta mutfakta yemek yaparken bile masamızın bir köşesinde kitap olması gerekir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimizin de böyle bu duyguyu, bu hissiyatı alabilmesi için öyle bir ortam hazırlamayı da düşünüyoruz. Çünkü Duran Başkan'ın tematik kütüphanelerden bahsetti ya, işte o anlamda bir kütüphane inşallah biz de yapmayı planlıyoruz. Ayrıca bir altyapı hazırlığımız var. Otomasyon sistemleri üzerine çalışmamız var. Şu anda akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin faydalanacağı veri tabanları araştırıyoruz. O çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii mekan sıkıntımız artık bizi bağlayıcı bir şey değil. Biz Seyda Müdür'ün dediği gibi pandemi süreci bittikten sonra bir kurşunumuz var, onu da atacağız inşallah, elimiz tetikte bekliyoruz. O yüzden altyapı çalışması önemli. Çünkü temel olmayan bina hayata devam etmeyen binadır. Yani ilk depremde yok olur gider. O yüzden sağlam bir temel atarsak inşallah çok güzel bir şey yapmış oluruz diye düşünüyorum. Ben Mehmet Başkanım'ı da çok bekletmek istemiyorum. Buradaki en az tecrübeli kişi olarak en az konuşan kişi de ben olmalıyım. Çünkü söyleyecekleri de benim için bir ders niteliğinde. O yüzden Ali Fuat Başkanım'a tekrardan teşekkür ederim. Emre Başkanım'a teşekkür ediyorum. Diğer başkanlarıma, müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Yeni tanıdıklarımla ilişkilerimiz çok daha iyi olacak. Eski tanıdıklarımla artık onların başının etini yiyeceğim. Estağfurullah. Sürekli arayacağım. Çünkü yol haritasına
kendimiz bir yol haritası çizdik ama bu yol haritasına bazı dokunuşlar gerekiyor. O dokunuşları da tecrübeli abilerimiz, hocalarımız yapacak inşallah. O yüzden çok teşekkür ederiz. Biz de bu programa davet ettiğiniz için, katılım sağlamamıza imkan verdiğiniz için. Emre Başkanım, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygılar. Fatma Hanım, gerçekten işiniz zor. Hem bu pandemi hem bu iki senelik bir üniversite, ama güzel şeyler söylediniz. O konuda ben de yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir üniversite kütüphanelerinde çalışıyorum. Herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa bir telefon, bir e-posta kadar yakınız size yani. Çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Dilerim çok tüm yapmak istediklerinizi yaparsınız. Aslında sorular da geliyor. En son bitirdiğimizde sorulara da hep beraber bakarız. Sağ olun Fatma Başkanım. Efendim şimdi Mehmet Bey çok bekledi son konuşmacı olarak. Aslında en tecrübeli olanlardan aramızda Kahramanmaraş'ın çok uzun yıllardır Sütçü İmam Üniversitesi'nde görev alıyor. Gerçekten çok değerli çalışmalar yapıyor. Ben Sayın Mehmet Bilmem Başkanım'dan da bu süreçte neler yaptılar, neler yapmak istediler, neleri kolaylıkla yaptılar, nelerde zorlandılar. Bu konularda kendilerinden bilgi bekliyoruz. Buyurun Mehmet Başkanım. Merhabalar. Öncelikle Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanımız Ali Fuat Kartal Bey'e, yine Başkan Yardımcımız Emre Bey'e, yine Büyükşehir Belediye Başkanlığımızdan Duran Bey'e, Kültür Müdürlüğümüzden Seyide Han Bey'e ve diğer başkanlarıma, Fatma Hanım'a ve diğer arkadaşlara baştan selam söylüyorum. Merhabalar diyorum. Kusura bakmayın, edebiyatçıların içerisinde biraz konuşmam şey olabilir artık da. Talebe gibi düşünün beni de artık. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Özür dilerim. Şimdi biz bu sürecin başında, yani 2020'nin başındayken şöyle bir karar aldık zaten. Kütüphanenin taşınması kararı alındı. Biliyorsun, malum zaten diye fazla ayrıntıya girmeyeceğim. 94'ten beri ben buradayım. Siz de bahsettiniz. Şimdi Şubat ayında taşınma kararı alındı. Biz tam yani bir ay falan taşınma süreci devam ederken pandemi dönemi başladı. Biz tam tüm eşyaları falan içerisine koyduk. Tabii kitaplık van kısmı olduğu gibi düzenlenmişti. Onları bitirmiştik. Fakat süreli yayınlar falan onlar olduğu gibi yığıldı. İşte arkadaşlar görev olarak işte haftanın belli günleri gelip gitmeye başladı bu süreçte. Tedbirler alındı. Ama ben şöyle kütüphaneyi de kısa bir tanıtayım. Bina hakkında da kısa bir bilgi vermek isterim. Şimdi malum biz bu 4. yerimiz Maraş yerçisinde. Daha önce Bahçelievler'deydik. Malum Fatma'nın benim olduğu alandaydık. Oradan şu andaki kampüse taşındık. Kampüste de yani 1, 2, 3, 4. gibi bir alanımız oldu şu anda. Yani binayı taşınana kadar şöyle 25 yılımız geçti. Binaya kavuşana kadar diyelim. 8400 metrekare, işte 4 katlı. İşte 1000 kişilik yaklaşık oturma yeri var, alanı var. 44 kişilik multimedya salonumuz var. Kitaplık, tek katı tamamen kitaplığa ayırdık. Yine bizim nadir eserler kısmımız var. Onlar için 500 metrekare bir alanımız var. İşte sergi salonu, teknik hizmetler gibi değişik birçok artı şeyi de unutmayın yine. 16 kişilik tek kişilik çalışma yerimiz var. 6 kişilik toplu çalışma alanımız var. Kütüphane şeyimiz böyle. Genelde başka sorular doğrusu cevaplarım da. Ama pandemi sürecinde daha çok neler yaptık? Biz onların üzerinde durmak istiyoruz. Şimdi pandemi süreci başladıktan sonra tabii okuma salonları falan olduğu gibi kapandı. Biz daha çok kitap alışverişleri yapmaya başladık. Kitap alışverişleri devam etti. Tabii bu süreç başlarken uzaktan eğitim düşüncesi olduğu için biz tabii bilgiye uzaktan erişim nasıl olur? Onun üzerinde daha çok durmaya başladık. Emre Başkanım, siz de bilirsiniz zaten. Kampüs üstü erişim mevcut var zaten bizde de. Ama biz bunu ne yaptık? Bu düşünceyle web sayfasını ön plana çıkardık. Kampüs üstü nasıl erişim sağlanır bilgi kaynaklarına diye. Bunu yaptık. Veri tabanlarını ön plana çıkardık. Daha kolay erişim için. Bunları ön plana çıkardık. Tabi bu arada yine rektörlükte falan şeyimiz online görüşmelerimiz falan oldu. Tabi araştırmacıdan gelen telefonlarımız oldu bu süreçte. Bir süre sonra şöyle bir şey gördük. Mesela intihar programlarında bir kota dolması oldu. Demek ki yani burada şöyle şunu anlamak istiyorum. Seydan Bey de dedi bu süreçte yazarlık şeyi başladı, yani yazar olma
kalem elem aldım tarzında bir şey anladım ben anladığım kadarıyla. Bizim akademisyenlerden de yani çünkü artık şey bitmiş, yazarlık bitmiş, onu test etme aşaması yani intihar programında test etme aşamasına gelmiş diye düşünüyorum. Onunla ilgili kotadan sonra tabii biz şeyden personel daire başkanlığından şey istedik. Yani gidenler, gelenler kimler var? Gerçek listeyi oluşturduk bu arada. Tekrar onu mesela ayrılanların veya farklı mail adresleri kullananların onları çıkardık. Güzellik falan. Neyse bu şeyi oturturduk geri yerine. Şu anda kullanılıyor intihar programı rahatlıkla. O tamamlandı. Tabii şeyler pandemiyle ilgili tedbirler herkes genel olarak alındığı için biz onlar üzerine fazla durmak istemiyorum. Ben bu süreçte farklı bazı noktalarda durmak istiyorum. Mesela şimdi ne kadar kitap alınmış bunu merak ettim mesela bugünlerde. Yani her yılın sonunda zaten normal istatistikleri çıkarıyoruz. Yani mesela 2019'da ne kadar okunmuş, bu sene ne kadar okundu, bundan sonraki süreçte ne kadar okunacak gibi. Mesela 2019'da bizim normal kitap alışverişimiz 20 bin kitap normalde alışveriş yapılıyor. Yani kitap alıp veriliyor. Ama ben dün itibarıyla baktığımda bu sayı yani öğrenci olmadığından dolayı 3500'e düşmüş. Yani 5'te 1 yaklaşık 5'te 1'e yakın bir rakama ulaşmış. Çok değişti değil mi? Evet, çok başkanım. Değişmiş yani orada. Peki şeyler nasıl olmuş? Mesela veri tabanları nasıl kullanılmış? Emre Başkanım siz daha iyi bilirsiniz bunları. Bu süreçte nasıl olmuş diye baktığımızda yani normal yaklaşık 20 tane yani şey abone olduğumuz, direkt abone olduğumuz bu Blackbird dışındaki veri tabanlarımız yaklaşık 20'ye yakın. Bir kısmına baktığımızda çok iyi kullanılmış. Mesela tıp veri tabanları %100 artış olan var. Yani %75 artış olan var. İnanılmaz arttı evet. Evet yani iki tıp veri tabanının yani en üst şeye çıktığını gördük orada. Tıp veri tabanları çok güzel kullanılmış diye gördük. Ama diğer veri tabanlarında mesela elektronik kitaplarda biz sanki burada bir artış olur düşüncesi vardı. Fakat maalesef elektronik kitaplar çok kullanılmamış gibi bir duruma çıktı ortaya. Bazı veri tabanlarına düşüş oldu. Mehmet Başkanım bu elektronik kitapların kullanılmaması acaba bu süreçte kullanıcılarımıza kendimiz, ben de bunu kendi kurumumda ve Ankos'ta da konuşuyoruz. Acaba kullanıcılarımıza bunu iyi ifade etmede bazı eksikliklerimiz mi oldu? Çünkü bakıyorum hani şu şeyde biraz önce çok güzel söylediniz. Pandemi döneminde özellikle yani özellikle elektronik kitapları, Türkçe elektronik kitapların çok çok iyi kullanılıyor olması lazım. Yani orada nasıl bir şey oldu ki acaba kullanıcılarımıza bunları hissettiremedik, veremedik? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, ben şimdi başlangıçta hani dedim ya, şimdi yani dışarıdan erişim, kampüs dışı erişimi ön plana çıkardık ki, mesela bir kolaylıklar olsun diye veri tabanlarını ön plana çıkardık. Yani artık akademisyenlerden tabii bilmiyorum. Belki bu kullanılan akademisyendir şey. Onu da bilmiyorum. Yani o rakamı kullanan akademisyen de olabilir. Öğrencilerden belki bu yönde biraz zayıflık olmuş olabilir diye düşünüyorum. Değil mi? Doğru. Yani, onlar erişimde sıkıntı yaşamış olabilirler yani o süreçte. Çünkü hatırlarsın mesela Adobe istiyor bazı yerlerde. İşte şifre istiyor. Hatta o bahsettiğiniz firmadan tek tek kartlar verildiği halde şifre giriş kartları verildi. Mesela onlar da bu süreçte şöyle bir şey de yaşadım. Mesela Konya'da okuyan bir öğrenci bizim işte eve ziyaret ettiler. Böyle böyle şu kitaba nasıl ulaşırız diye. Mesela elektronik olarak ulaştı o kitaba. O şekilde yararlandı mesela. Bize ziyaret etti sürekli. Geldi mesela. Çok güzel. Evlerinden öyle bir yardımcı olduk mesela. Test çalışmasında. Onun dışında hocam pardon kusura bakmayın. Edebiyatçı anlamda konuşmak zor hocam. Özür dilerim. Şimdi veri tabanlarında bu şekilde başka ne demek isteyecektim? Şeye baktım hocam, altı veri tabanlarında neler var, neler yok diye. Şu andaki süreçte çok belli değil hocam. Herhalde yayın hazırlama dönemi, yani mutfak dönemi gibi. Daha yemek pişmemiş gibi. Şu anda çok doğru. Dediğiniz çok doğru. Bir süre sonra bunun sanırım 2020'de yapılan çalışmalar sanırım 2020'de yayına dönecek. Evet, yani Temmuz gibi. Yani 2020'de Temmuz olacak. Ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Yani evet. Programdan geçilmeler, yani editörlük süreci işte, evet. Yayını dergiye gönderme, o süreçler de yaşanıyor şu anda. Şey böyle hocam, benim yani farklı bir sorunuz olursa karşılayayım çünkü. Çok teşekkürler. Yani sizin deneyiminiz
Tecrübeniz zaten 94'ten beri Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde görev alıyorsunuz. Yani 26 yıllık, 27 yıllık neredeyse bir tecrübe. Gerçekten son derece deneyimli ve tecrübeli bir meslektaşımızsınız Sayın Mehmet Başkanım. Sağ olun. Önemli olan burada, şimdi bütün konuşmaları bir toparlamak gerekirse, kötü bir süreç geçiriyoruz gerçekten. Yani hem böyle çok ciddi bir rahatsızlık var, hasta olmamaya çalışıyoruz, bu virüsü kapmamaya çalışıyoruz, farklı bir şekilde ve sosyal olarak da içimize kapanarak, biraz önce konuşmacılarımız çok güzel ifade ettiler, en sevdiğimize, en sevdiklerimize sarılamıyoruz. Annemiz, babamız, çocuğumuz, eşimiz, dostumuz. Bu bağlamda insani ihtiyaçlarımızı da karşılayamıyoruz. Ya da çok geçen hafta konuşuyorduk mesela, hafta içi çalışıyoruz işte, hafta sonu gelsin bir an önce şöyle rahatlayalım. Hafta sonu oluyor, bu sefer evde kapalı kalıyoruz. Yani gerçekten herkes için çok zor bir süreç. Çok zorlanarak geçirdiğimiz bir süreç. Ama ben görüyorum ki Kahramanmaraş il olarak, kütüphaneler olarak tamamen bu süreci gayet kendi lehlerine, kendilerine göre avantaja çevirmiş ve birçok çalışma bu dönemde yapılmış. Üniversitelerimiz bu dönemde kendi başlarına kalmışlar ve neler yapabilirler bunlara bakıyorlar. Kütüphaneler taşınmış, birçok şey yapılmış. Gerçekten çok güzel bir toplantı oldu. Ben şimdi katılımcılardan sorulara da almak isterim. Güzel sorular geldi. Şimdi Osman Kutlu Bey, Sayın Müdürüm, İl Kültür Müdürümüze sormuş. Kahramanmaraş'ın kültür turizminin tanıtılması için Büyükşehir ile işbirliği içerisinde Kahramanmaraş Kent Belliği kurulması, kent kültürünün tanıtılması konusunda önemli katkı sağlayacaktır. Duran Başkanımızın da bu konudaki isteğini pandemi öncesi yapmış olduğumuz sunumda hissetmiştim demiş. Evet, Osman Bey'in de çalışmalarını yakinen takip ediyoruz. Osman Hocam, kent dijital arşivinden mi bahsediyorsunuz demiş Zekeriya Bey. Evet, ondan bahsediyor Osman Bey. Seydihan Bey, Seydihan Müdürüm, bununla ilgili... Ben de buyurun. Mesajı okudum Osman Bey yazdıktan sonra. Şöyle ifade edeyim. Tabii ki yıllardan beri çalışmalarımızda biz kentte özellikle işte merkezi teşkilat, valilik koordinasyonunda belediyesiz, üniversitesiz, hatta sanayi iş dünyasız hiçbir iş yapmıyoruz. Bu çok önemli bir kentin, şehrin çalışmaları açısından. Hı hı. Ve biz Büyükşehir Belediye'mizle, diğer ilçe belediyelerimizle, üniversitelerimizle de sürekli mütemadiyen çalışmalarımızda işbirliği içerisindeyiz. Hı hı. Önemli bir çalışma. İnşallah Osman Kutlu beyefendiyle ben de inşallah müsait zaman kahve için bekliyorum. Daha kapsamlı olmak için inşallah. Duran hocamla da görüşürüz. Daha önceki yapılan çalışmalarda olduğu gibi bunun da biz bakanlık nezdinde yani kurumsal bazda yapılması gereken neyse hazırız, yapılır, yapılabilir, olması da lazım diye düşünüyorum. Bu arada bir şey hatırladım. Başlangıçta edebiyat müze kütüphanelerinden bahsetmiştiniz. Edebiyat müzesi kütüphanelerinden. Evet, iyi bir proje. Kahramanmaraş'ta aslında biliyorsunuz ki Büyükşehir'imiz, Büyükşehir Belediye'mizin bünyesinde meydana getirilen, açılan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi de kısmen konsept olarak adı Edebiyat Müzesi oldu zaten. Tabii ki format daha farklı. Bütün bu tür yeniliklere, çalışmalara açık olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Açık olmak da durumundayız. Dijitalle gidiyor zaten. Yani bakanlığımız nezdinde de Milli Kütüphane'de olsun, Kütüphane Genel Müdürlüğü'nün kanalında olsun, hatta Yazma Eserler Başkanlığı'nda olsun, işte bölge Yazma Eserler Kütüphanelerinde olsun, İl Halk Kütüphaneleri, tüm kütüphanelerde buna önem veriliyor. Burada da hayal Kahramanmaraş için inşallah hep birlikte
hem büyükşehir belediyemizde hem ilçe belediyelerimizde hem üniversitelerimizde gereği neyse birlikte yaparız inşallah. Zor değil. Evet. Çok teşekkürler. Gerçekten hani önemli bir şey. Yani Kahramanmaraş kent olarak farklı kültürlere sahip çok değerli bir kentimiz. Yani böyle güzide bir kentimizin de çok güzel bir kent belleğine sahip olması hem kütüphaneciler hem arşivciler hem de bu konuda çalışan kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması konusunda çalışan insanlar için çok heyecan verici. Dilerim güzel bir atmosfer oluşur. Yani Kahramanmaraş'a da bu yakışır gerçekten. Şunu ifa etmek istiyorum. Şu anda %90 belki de altyapı da hazır. Sadece projelendirerek bir organize etmek gerekir diye düşünüyorum. Tabii. Evet. İşbirliği önemli. Zaten hani siz de işbirliğine açıksınız. Tabii. Hep ifade ediyorsunuz. Önemli olan işbirliği. Birlikte hareket ederek özellikle belediyelerle ve bakanlığımız ondan sonra STK'larla gerçekten çok değerli olur. Dilerim 2021'de de bunları gerçekleştiririz. Osman Bey'in sorusuyla ilgili şey söyleyebilir miyim ben? Buyurun Duran Bey. Gerçi Seylihan Hocam hocalar mikrofonu alırsa bırakmıyor. Benden çok konuştu dedi de ben de siz... buyurun mikrofon sizin. Buyurun. Şimdi biz Büyükşehir Belediyesi, valiliğimiz ve ilçe belediyeleri ve üniversitelerimiz Ticaret Sanayi Odası ile birlikte Kahramanmaraş Tanıtım Vakfı'nı kuruyoruz. Bununla ilgili evet, Büyükşehir Belediyesi meclis kararı aldı. Kahramanmaraş Tanıtım Vakfı. Bütün ilçe belediyelerimizin içinde olduğu, Ticaret Sanayi Odası'nın, üniversitenin içinde olduğu, öyle zannediyorum vakıf Ocak ayı içinde kurulmuş olacak. Yani turizm ve tanıtımı ile ilgili bir soru geldiği için ben bir açıklama yapma ihtiyacı duydum. Burayla ilgili ikincisi, biz Kahramanmaraş özelinde bir kültürel kalkınma planı üzerinde çalışıyoruz. Bu Sayın Bakanımız Mahir Ünal Bey'in de yönettiği bir süreç. Yani belki Türkiye'ye model olacak bir süreç olacak. Yani Kahramanmaraş hakikaten merkeze alan bir çalışma. Burada böyle bir modelleme çalışması yürütmek istiyoruz. Çok güzel. Bu şunu ifade edeyim. Dünyada kültürel kalkınma planını, kültür yönetimi planını yapmış şehirler pek az. Yani Türkiye'de böyle bir şehir yok diyebilirim. İşte Dublin gibi, Barcelona gibi falan, Londra gibi birkaç şehir var. Çok aslında önemli. Bu bahsettiğiniz şehirler gerçekten Duran Başkanım çok önemli. Ve tabii, o şehre de çok ciddi katkısı oluyor. Ben evet, yani bunu birazcık açmam gerekirse esasen bizim şu an üzerinde konuştuğumuz kütüphanecilik süreci de kütüphanede bu süreçlerin, bu çalışmaların içinde, bu kalkınma planlarının içinde. Mesela şehirde biz esasen uzun süredir arkadaşlarımızla bir çalışmanın içindeyiz. Yani şehirde bizim ürettiğimiz kitap nedir? Şehre kitap, ne kadar kitap girmiş? Kütüphanelerimizdeki kitap varlığı nedir? Özel kitap koleksiyonu olan burada kitap severler var, yazarlar var. Bunların ellerindeki nedir diye bir çalışma yaptık. Hatta ben kitap satışı yapan sitelere yazı göndererek, iletişim kurarak, onların postayla hangi şehirlere ne kadar kitap gönderdiklerini falan bildikleri için kayıtları. Tabii. Kahramanmaraş'a ne kadar kitap gelmiş dijital üzerinden. Şehir kitapçılara ne kadar kitap satmışlar. Buraya varıncaya kadar biz altıncısını yaptık kitap fuarını. Geçtiğimiz bu sene içinde pandemiden dolayı yapamadık kitap fuarını. Ne kadar kitap varlığı söz konusu, bunun çalışmasını yapıyoruz. Çok güzel. Mesela 1 milyonun üzerinde kitap varlığı tespit ulaşabildiğimiz şekliyle söyleyeyim. 1 milyonun üzerinde kitap varlığı var bu şehirde. Yani 1 milyon 150 bin nüfusluk bir şehir. Esasen zaman zaman insanların çok okumadığı falan filan
böyle bir şehir efsanesi dolaşıyor ortalıkta. Buna katılmıyorum. Son dönemde Türkiye'de, Maraş'ta da bu şekilde ciddi anlamda kitap okunuyor. Yani kitap okumuyoruz, okumayan bir toplum olduk falan, okumayan bir toplumuz da söz gelimi işte bir Emin Gürdamur'un ya da başka Güray Süngün'ün bir kitabı yıl içinde 5. baskısını nasıl yapıyor? Doğru. 10. baskısını nasıl yapıyor? Alıyor insanlar, okuyorlar. O kadar değiliz. Ama doğru yayını okuma konusunda belki problemler olabilir. Sayın Başkanım, daha iyisi olsun istiyoruz aslında. Yani dediğiniz doğru, size katılıyorum. Biz de kütüphaneciler olarak hani ülkemiz daha iyisine layık, insanlarımız daha iyisine, daha güzeline layık, o açıdan söylüyoruz. Bir şey daha ilave edeyim. Biz bu sene kitap fuarımızı yapamadık. Türkiye'de hiçbir şehir yapamadı. Hani dijital kitapla, elektronik kitapla ilgili demin bir konu, onun için söylemek istiyorum. Biz 7. kitap fuarını dijital olarak yapmak istedik. Ekim ayında. Çok ancak güzel. Hakikaten burayla ilgili birçok yayıncıyla görüştük. Yayın evleriyle, birçoğuyla, yazarlar birliğiyle falan Zoom üzerinden ben görüşmeler yaptım. Ama yayıncıların burayla ilgili bir şeyleri yok. Müktesebatları yok, hazırlıkları yok. Yani bunu ben geçtiğimiz Nisan ayından Eylül ayına kadar bu süreci kovaladım. Dijital bu fuarı dijital olarak yapalım. Çok diye, güzel. Çünkü geleneksel, ancak hakikaten bir baktım ki yani bizim dışımızda bu süreci çok böyle merak eden de yok gibi. O yüzden geri durduk. Bu sene yapmayalım pandemiye bağlı olarak diye. Yoksa elektronik kitap konusunda hakikaten araştırılmaya muhtaç bir alan var. Bunu da ifade ederek uzatmak. Çok değerli bir şeyden bahsediyorsunuz Sayın Başkanım. Gerçekten elektronik kitap konusunda ülkemiz dünyaya göre daha geç hareket ediyor. Ama son yıllarda ciddi çalışmalar var. Çok fazla platformlar da oluştu. İşte Hiper Kitap, Sayısal Kitap, işte Turkademi gibi farklı platformlar oluşuyor. Ancak özellikle bu pandemi süreci sanırım bunu biraz daha hızlandıracak gibi. Özellikle bu uzaktan erişim konusunda insanlar alıştı da yani oturdukları yerden diledikleri yayına ulaşabilmek lüksüne alıştı. Böyle olunca da bundan sonra geri adım sanmıyorum atılacağını. Kitaplar formatta çok değerli. Sesli kitaplar var işte, basılı kitaplar var, elektronik kitaplar var. Dilerim çok daha fazla okuyucuya, kullanıcıya ulaşır ilerleyen dönemde. Sizlerin de çok güzel çalışmalarınız var. Özellikle kültür envanterinin çıkartılması, kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılması konusunda Kahramanmaraş'tan gerçekten büyük beklentimiz var. Yani o açıdan dilerim 2021'de, 2022'de bu çalışmalarımız filiz verir ve ürün verir. Biz kültür envanteriyle ilgili aslında ciddi bir döküman hazırlığı yaptık. Bununla ilgili raporlaştırma sürecimiz şu an devam ediyor. Çok güzel. Yani ulaşabildiklerimizin hepsini bir araya getirdik. Ve dijital kültür envanteri üzerinde çalışıyoruz. Nefis, çok güzel. Bir proje sunduk. Proje ön başvuruyu geçti. Çok güzel. Nihai süreçten sonra dijital kültür envanteri şehrin soyut ve somut bütün hafızasını dijital mecraya taşımak istiyoruz. Yani çok güzel. Ben şimdi o alandaki çalışmalarımıza kayarsam 1-2 saat sürer. bu bilgileri almış olmak bile çok güzel. Dilerim 2021'de çok daha hızlı bir şekilde hareket eder. Çok teşekkür ederim Duran Başkanım. Efendim yavaş aslında bitirelim derim. 1 saat 20 dakikadır program yapıyoruz. Ben son sözleri Ali Fuat Başkanım'dan ve Sadullah Başkanım'dan alayım. Seydihan Bey, sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şeyler var mıydı? Şöyle, aslında son ifadeyi Duran Hocam tamamlamış oldu. 2017'de başlattığımız bir kültür envanteri çalışması da vardı. Büyükşehir Belediye'miz. Çok güzel. Birlikte. O dijital
envanter olarak da birinci aşamayı geçti. Bu Şubat, Mart gibi inşallah projenin ikinci aşamaya geçmesini bekliyoruz. Onun çok dışında güzel. Yine Duran Hocam bahsetmiş olduğu Kültür ve Tanıtım Vakfı'nın Kahramanmaraş için çok hı-hı, önemli hı-hı. olduğunu, ayrıca Kültürel Kalkınma Eylem Planı çalışmasının çok önemli olduğunu, bunları uzun zamandır işbirliği içerisinde gerçekleştiriyoruz. Bir de bu UNESCO Edebiyat Şehri adaylığı konusunun da projesinin de çok önemli olduğunu buradan ifade etmek istiyorum Kahramanmaraş için. Bu eylem planlarının da bir cümleyle genel olarak da faydasından bahsetmek istiyorum. Bunu 2007 yılından bu tarafa gerçekleştiriyoruz Kahramanmaraş'ta. Eylem planları aslında bizleri kurumsal olarak da daha disiplinli, daha sorumluluğunu bilen kişiler olarak paylaşım ortaya çıkıyor. Bu sefer sonuca somut olarak sonuca daha hızlı gidiyorsun. Bu çok önemli bir şey. Bunu Kahramanmaraş'ta zaten yapıyoruz, gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş'ın 2024-25'e kadar olan turizm stratejisi eylem planı da hazır. Şimdi inşallah Kültürel Kalkınma eylem planı olsun, Kültür ve Tanıtım Vakfı olsun, Dijital Kültür Envanteri olsun. O tabii Dijital Kültür Envanteri'nin yine basılmasını da istiyoruz hep birlikte. Bunların inşallah UNESCO Edebiyat Şehri adaylığı olsun. Kahramanmaraş için artı şeyler. Kahramanmaraş bunlara ziyadesiyle altyapı olarak, imkan olarak, vizyon olarak cevap verebilecek bir kenttir, şehirdir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Program için sizlere teşekkür ediyorum. Selamlar, sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok sağ olun, çok sağ olun Seyidan Bey. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ali Fatih. Hocam, buyurun, pardon. Duyuyor musunuz beni? Buyurun. Merhabalar hocam. Öncelikle programda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. İzin verirseniz kütüphane kullanım hakkında pandemi sürecindeki bir durumdan bahsetmek isterim. Buyurun. Cidden sizin dinlediğim konuşmalarınızı bu pandemi sürecinde bu kadar hassas olduğunu bilmek bizler için onur verici, gurur verici. 2-3 ay öncesinde Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısaköy Kültür Merkezi'nde yaşadığım bir problemi burada arz etmek istiyorum. Pandemi sürecinde biliyorsunuz ki toplum sağlığı ve kütüphaneyi kullanan insanların sağlığı son derece önemli. Fakat biz yaklaşık 2-3 kadar önce kütüphaneyi kullanmak için geldiğimizde sabah sırada 60-70 kişi bulunuyorduk ve Mustafa Bey şöyle yapalım mı? Süremizi çok aşın. Yani yazılı olarak isterseniz iletin çünkü gerçekten 1 saat 23 dakikadır program yapıyoruz. Sizden ricam yazılı olarak iletin. Tabii ki hocam. Ben lütfen yazılı olarak iletin. Ben sözü şimdi Ali Fuat Bey'e vereyim. Siz yazılı olarak bakın şeye chatbox'a yazabilirsiniz. Ondan sonra takip edelim. Tamam. Tamamdır hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ali Fuat Başkanım. Ben yani gerçekten program uzadı. Çok teşekkür ediyorum. Aslında duymam gereken hani biz bu pandemi sürecinde kütüphanelerle ilgili çok program yaptık. Duymamız gereken şeyleri standart kamu kurumlarının üzerine düşenleri yaptı genel olarak Türkiye'de. Şimdi burada güzel bir şey duydum ben. İşte Duran Hocam'dan tematik kütüphane yapılacağını duyduk. İşte Seyidan Hocam'dan ilçe kütüphanelerinin bir onarıma girildi, taşındı. Bunlar çok güzeldi benim için. Bir de bir dahaki sefere Duran Hocam'dan bir kütüphaneci aldık sözünü duyarsam süper olur. Çok benim güzel için, olur. Çok teşekkür çok ederim. Olur. Çok teşekkür ederim herkese. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Sadullah Başkanıma sözü veriyorum. Ondan sonra da yavaş yavaş kapatalım. Buyurun Sadullah Başkanım. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim. Kıymetli amirlerim de katıldılar. Sorup ona çok teşekkür ederim. Kaydımız hem YouTube'da hem de burada kayıtlı. Tekrardan bunları dinleyerek biz de kendimize bir rapor hazırlayacağız. O çalışmalarla ilgili.
Sizlere teşekkür ederim. Genel merkezin şubemize verdiği her zaman hem akademisyen hocalarımıza danışmanlık olarak bizlere yönlendiniz. Hem sponsorlarla gelip burada eğitimler verdiniz. Ve her zaman da her konuda Kahramanmaraş Kütüphane ve Kütüphaneciliğine destek olduğunuz için teşekkür ederim. Herkesin emeğine sağlık, sağ olun. Çok sağ olun Sadullah Başkanım. Gerçekten çok verimli ve güzel bir program oldu. Ben katkı sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Umarım ilerleyen günlerde, sağlıklı günlerde yüz yüze görüşmek nasip olur. Herkese sağlıklı, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.